Ulan menemen, aradığım menemen. İlk yediğim 3 numara gayet iyi. Bu öttürür mü? Dayı Mardin'e hoş geldin. Sen buralı değilsin bildiğim kadarıyla. Beni karşılamaya hakkın yok ki. Sakin olacaksın. Parlak çekeceğim. Mardin'in daha girişinde bana dedin ki her yeri övmeyi bırak diye. Daha havalimanından övmeye başladım. Dolayısıyla övmeye devam edeceğim. Bak, kimlik yok. Ya bir şehir seç, kimlik orayı yok. Ne demek oğlum? Ya bir şehir seçeceksin, orayı öveceksin. Ya da gittiğin her şehri överken bir önce gittiğin şehri boklamayacaksın. Öyle bir politika yok. Hayır. Bak şimdi. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle Ortuklu'da ilk durağımız Keyfi Teras'tayız. Burayı çok merak ediyorduk ve şu an sevgili Zeki hocamız diye kendini bize tanıtan sevgili Zeki hocamızla beraber. Zeki merhaba, hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam şu an Ortuklu'nun neresindeyiz? Şu an eski Mardin'deyiz. Ne diyeyim başka? Hocam siz de mi unuttunuz inceden? Zeki hocam, buraya şimdi biz İstanbul'dan geldik. Çok tamam. Yol yaptık. Evet. Acayip de merak ettiğimiz bir şey. Buranın en ünlü sunumu ne? Hangisi? Peynir helvamız var. Yumurtalı pekmezimiz var. Evet. Kavurmalı yumurtamız var. Evet. Mardin yöresel peynir çeşitlerimiz var. Yani 32 çeşit kahvaltımız var. Yani bu serpme diye mi geçiyor Zeki hocam? Evet. Kişi başı diye veriyoruz normalde. Pekala. Fiyatlarımız zaten kişi başı 100 liradır. Zeki hocam, fiyat sormadık. Peşin peşin bilin de gelin diyor. Kelle 100 lira. Tamam. Şey ama çünkü sınırsız burada öyle. Ürün başına fiyat gibi bir evet, şey değil mi? Fix. İki kişilik istediğin zaman sınırsız getiriyoruz. Yani bitirdiğiniz tabağı biz doldurup getiriyoruz. Sınırsız mı? Sınırsız. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Orada bak çok enteresan. Pizza Hut Zeki abi. Orada bak Mesut, çok enteresan bir şey var. 0-7-15 yaş arası da 50 lira diyor. O neden öyle bir kampanya et var Zeki hocam? Yani diyelim ki 4 kişi geldiniz, 3 kişilik istediniz. Yani bitirebileceğiz diye ek bir servis sadece açıyoruz. O zaman Zeki hocam, hiç hız kasmadan şu meşhur kahvaltıyı bir alalım. Tamam. Hava keskin, bir hava durumuna bakacağım. Boş yere erkeklik yaptın, yok montumu vermeyin, ben buraların daha iyisiyim falan. Ben buz gibi lan burası. Şu an 14 derece, hatunlu, Artuklu hatunlu. Tüm gün bulutlu hava durumu bekleniyor. Güzel. Hafif de rüzgarlı patron. Açım ya. Seversin esintiyi. Esintiyi kim sevmez patron? Mardin diyordun. Kral, manzara şahane. Yani Mahmut Orhan olsam duramazdım. Hemen bir dikey format bir şey, bir klip milip bir şey patlatırdım şu an. Evet Zeki hocam, sunuma başlıyorsunuz galiba. Ben de o sırada çayı doldurayım. Hemşin balama. Pekmezli yumurta ve bu da Mardin'de meşhurdur. Pekmezli o. Yumurta ilk defa deneyeceğiz. Mevzu bu galiba ya. Olay sanki bunda. Buna tuz. Ekilmez değil mi? Önceden bravo. Tuz ekiyorum diye Vehbi Koç şakası yapmayacaksın değil mi? Yapmayacağım da dur artık. Bunu yaparken de tuzu döktün içine. Pekala. Abi ön yargı ya. Bırakamadık İstanbul'da. Getirdik yanımızda. Zeki hocam, başlıyoruz biz. Afiyet olsun. Allah razı olsun. De tuzladın onu. Bütün şevkimizi kaçırdın be. Ne olacak oğlum ya? Oğlum aramızda 13 yaş fark var, bana Mardin'in ortasında diyemezsin. Tek merak ettiğim öğünün üstünü tuzla boş yere. Menemenden de aldım. Çok iyi. Ulan menemen, aradığım menemen. Hafif içinde acı da var. Bunu Popeyes'den mi söylemişler? Tırtıklı patates. Oğlum çok değişik bir şey lan bu. Yumurtalı ekmeğin üstüne sürekli bal sürüp yiyen vatandaşlar için birebir. Abi bu nasıl 100 lira olabilir ya? Orada 2-0 eksik mi? Bu nasıl ya? Tamam lan, hemen şu köz şeye girer misin? İçine peynir eritme. Mesut, bir tane kopar ondan. İnanılmaz. Ya benlik bir mevzuat değil o ya. Bu neydi? Mahbevi. Zahter. Yapımcı ismi söyledim yanlışlıkla. Biz tam seninle vurguncu gibi duruyoruz ama ya. Ya böyle restoranları gezip her boku yiyip kaçan iki tane yavşak gibi duruyoruz. Bir yerde kasada bir görüntü çekelim bir yere para öderken bence. Ne diyorsun? Antep'te yaparız onu. Tamam abi biraz ya. Biraz es geç. Sen ne diyorsan o. Artuklu mayonezi. Bunu analarımız elleriyle yapıyor. Yumurtaları çırparak. Güzel mi? Sarımsaklı mı? Yok abim, yalnızca mayonez. Bir şey daha dedim patron, pekmez. Sevgili arkadaşlar, ben ekmek tüketmediğim için dolayısıyla patates bulduğumda patates banıyorum böyle şeylere. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Menemeni sevdin mi? Vallahi menemen çok böyle kararında ya. Çakallı menemenine benziyor biraz. Biliyor musun, yumurtanın sadece beyazıyla yapıyorlar. Ortaköy'de bir yerde yiyorduk ya seninle onu. Evet. Böyle basit gibi gözüken mesela menemen, patates, ne bileyim işte pekmezli yumurta ki ilk defa yedik, kavurmalı yumurta. Lekaho. Uzak mesafe kat edince değil. Gerçekten lezzetli yani. Hani ben buraya de onu düşünüyorum. Acaba değil. Yola acımamak için mi bunları beğeniyorsun? Niye acıyım ki baba yani? 3 saat uçakla yol geldin. Ne bileyim, belki hani yoğurda da acımamak için yapıyor olabilirsin. Babaannenin evinde yoğurt yedin mi hiç? Babaannemin evi yoktu ki abi.
Mardin'de de sepeye düşme oğlum. Gel şundan bir tane al. Neden babaanne ev yoğurdu dedin? Benim babaannem yoğurda reçel katıp yiyordu ben çocukken. Bu yoğurt tam reçel katmalık. Bak bunu böyle bak. Bravo. Va 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 va. Oh. Sevgili arkadaşlar, Harire'ye geçeceğiz şimdi, ikinci durağımız. Mardin'de sokak lezzetleri videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Ulan Harire onun adı. Harire kahvesine geldik. Yapışırım Mardin'in ortasında. Kahveden önce alırım alt dudak, devam et. Hocam selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ersan hocam. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ersan hocam, İstanbul'dan 22 bin kilometre öteden geldik. Hoş geldiniz. Bu güzel lezzetleri tatmaya. Ne yapıyoruz? Biz burada Mardin yöresel tatlarını hazırlıyoruz. Yöresel tatlar ve kahveleri hazırlıyoruz. Mardin geleneksel harire tatlımız bulunmakta. Bir de aynı zamanda Süryan tatlısı, tabaka tatlımız bulunmakta. İki farklı tatlımız var. Mardin yöresel tatlıları. Kahve içiyor muyuz? Kahvemiz de var. Özel kahvelerimiz bulunmakta. Çok kahve var bir de galiba ya. Bütün kahveler bulunmakta. Bir de aynı zamanda bizim yöresel harire kahvemiz var. Mardin'e özel bir kahvedir. Yöresel yumuşak için çok lezzetli bir kahvedir. Bu kahve dediğimiz yine Türk kahvesi tadında bir şey mi, yoksa normal kahve mi? Pişirme tarzı Türk kahvesine aynıdır ama karışım kahvesidir. Karışımda salep bulunmakta. Yumuşak için lezzetli bir kahvedir. Özel karışım kahvemiz. Harire ne demek hocam? Harire ipek demektir. Harire ipek eşyalar veren isimdir. Bizim de tatlımız ve kahvemizin ipeksi görünüşüne ötürü bu ismi verdik. Peki bir şey diyeceğim. Beni korkutan bir takısı var günümüzde. Ne olduğunu biliyor musun? Nedir? Sana birazdan göstereceğim Kadir, videoya da koyarsın. Bu senenin en uyumlu çift isimleri açıklanmış. Baktım mesela, erkek ismine bakıyorsun, karşılığında hangi kadınla beraber olabileceğin yazıyor. Enteresan. Sence Mesut'un potansiyel eşinin yanında yazan kadın ismi ne? Harire. Aliye. O zaman Ersan hocam, yöresel tatlarımızdan getirelim böyle isterseniz. Evet. Özel kahvemizden yapalım. Güzel bir sunumlu bu şekilde. Ya siz nasıl bir tercihi bize uygun görürseniz. Ersan hocam, zaten tatmak istiyoruz. En böyle bunu kesinlikle tatmalısınız dediğiniz tatlı ve o güzel kahvenizden içmek istiyoruz. Çünkü bugün hiç kahve içmedik. Kahve için gerçekten Mardin'i bekledim ya. Ve sabahleyin öyle Starbucks falan filan değilim yani. Yalan söyleme. Uyanamadığın için kapsül kayıp. Kayfe makinesi ne? Uyanamadın. Yani. Sen bu arada aynı şey bana oluyordu. Onun neden olduğuyla ilgili bir araştırma yaptım. Anlatmayacağım videoda. 18 artı yeriz. Uyanamadı diyor benim için. 5'teki ses tonunu takipçilerimiz için bir kere daha yapar mısın patron? Mesut aşağıdayım. Uyandın mı abicim dedim. En nefret ettiğim ses ya. Daha dün Caner Özgürlü'nün kanalında yakındığın şey neydi? Neydi abiciğim? Biz artık kariyerlerimizi elimize aldık, özgür olduk. Hiçbir yapımcının boyunduruğu altında değiliz. Setler bizi yordu dedin değil mi? Evet. Şimdi sen hayatında hangi sete 5.30'da gittin? Orada bile böyle bir insaf var değil mi? En azından diyor ki 7'de gel. Ya baba, biz YouTube videosu çeken iki eğlenceli Elmo arkadaş olarak. Aa, inandım sana, evet ya. Neden, hiç aklıma gelmemişti. İşte böyle şafak operasyonu gibi alınıyorum evde. Tabii ki böyle gelirim Mardin'e. 11.40 geçe de gelebilirdim. Aynı şey bu insanlarda. Kötü insan değilim ben Ersan arkadaşlar, hocam. Bu güzelim dükkanı kaçta açıyorsunuz? 9'da açıyoruz. Bu arada buraya da gelebilirsiniz. Ersan abi, 5.30 bir insanın azami çalışma saatleri için sence normal bir mesai saati mi ya? Yani biraz erken, daha güneş doğmadan önce çok erken. Bir laf vardır. 7-8'den sonra açılan dükkanın bereketi kalmaz diye. Aa, bir laf daha vardır. Güneş doğarken ardından tepelerin bağışsın tüm teletabilerin. Ama o şarap zannettim hocam bir anda. Bu ya. Bu Reyhan şerbetimiz. Reyhan şerbetimiz Mardin'de nişanlarda yapılır. Aynı zamanda nişan şerbetidir. Böyle şu tatlarla uyumludur. Şeker ilaçsız. Ne güzel. Kadar güzel gözüküyor. Ben gelmeden bunun adı hardaliye mi dedim. Anama bacıma söylediler. Beni dövüyorlardı neredeyse. Hardaliye değil mi abi bu? Aslında bu reyhan şerbeti. Yani şerbettir. Ama sizin için bugünlük değiştirelim isterseniz. Yo, ben böyle Johnny Depp'in sızan görüntüleri gibi bunun tamamını dikeceğim şimdi. Patron, bizi Ersan hocamla birlikte Mesut olmadan da çekebilir misin? Şerbeti tadıyorum. Şeker oranı nedir? Şöyle, şeker oranı ekstra, dışarıdan ekstra şeker yoktur. Kızlık şerbetin doğal şekeri vardır. Meyve şekeri. Meyve şekeri vardır. Ne kadar hocam şerbetin fiyatı? 24 lira. 24 lira. Neden 25 değil? Ben değil, takipçilerimi soruyor şu an. Yani şöyle, fiyatlarımız olunca hesaplarımıza göre fazla yüksek tutmamaya çalışıyoruz. Adam töhmet altında kaldı senin yüzünden ya. Sen bunu yapmaya ne hakkın var insanlara? Şu an denediğim Harire tatlısı. Harire. Ha, meşhur Harire tatlısı. Mardin yöresel Harire tatlısı. Gel sana bu bardağı böyle. Üzümün doğal şekeri bulunmakta. Ya bu ceviz ne güzel kavrulmuş. Yöresel yerli cevizler, evet. Çok iyi ya. Harire tatlısı Mardin özel mazurun üzümüyle yapılan bir tatlıdır. Üzümün şiresiyle hazırlanıyor. Üzümün doğal şekeri bulunmakta içerisinde. Meyvenin kendi şekeri. Ekstra dışarıdan bir katkı maddesi şeker ilaçsı yoktur. Bir de benim babaannem acaba Mardinli miydi ya? Olabilir aslında. Ki Adapazarıydı. Sen bizimkilere benziyorsun biraz. Harbi mi hocam ya? Ondan değil abi. 110 seans solaryum gördü onun için. Ulan burada denir mi ya? Hayır, çünkü babaannemin de mutfağında çok böyle birebir rastladığım şey değil. Mesela şerbet de olurdu, bu tarz tatlar da olurdu ama bu
inanılmaz lezzetli bir şey. Afiyet olsun. Hiç yoğun değil. Bir de Mardin'de Bu Tatlı adında her sene Ekim ayında Harire Şenlikleri düzenleniyor. Bu Tatlı'nın ismi altında Harire Şenlikleri yapılır. Bu da Süryani geleneğinden gelir. İsmi Tabbaka. Bunun altında farklı bir tatlı bulunmakta. Karanfil var bunun içinde. Karışım baharatı var, evet. Ben hani bunu sevdim ama en çok bunu sevdim. Bence Harire'yi de sevdim. Harire 10 numara. Kolonya var, kahve var, tatlı var, şerbet var. Bir de sabun var hocam. Sabun da Mardin geleneksel sabun. Sabun Artuklu'da çok gördük bir de. Renkli sabun dükkanları özel bir mevzu. Şöyle, eskiden beri hamam kültürü vardı. 1000 yıllık hamamı halafaldır. Bir de hamamda bilirsiniz sadece sabun kullanılır. Yani özellikle bizim bölgede. Sabun kültürü ondan var olmuştur ve devam etmektedir. Özellikle Bıttım sabunu Mardin'de geleneksel olarak kullanılan bir sabundur. Bıttım mı? Evet. Ne demek oluyor hocam? Bıttım Mardin'de yetişen bir cins fıstıktır. Onun yağından yapılır. Harfleri ikilemek falan ama oldukça meşhur gibi. Yani biraz daha baskın herhalde ondan dolayı. Olabilir. Bir koklayabilir miyiz hocam? Sabun. Burada bir veganlık, organik sabunluk vesaire. Kesinlikle şöyle tamamen doğal, işlememiş sabunlar. Sen evde sabun kullanıyor musun? Ne? Bak kullanmayıp ne yapacağım başka? Hayır, hayır, sabun normal. Sıvı sabun. Sıvı sabun kullanıyorsun. Ya hocam niye sıvı sabuna geçtik ya? Bunun sıvısı olur mu ya? Ya tabii ki yani onlara kimyasal olur, işlenmişlik oluyor. He, şimdi şöyle yapıyoruz değil mi? Bunu dibek kahvesine batırıp öyle mi tüketeceğiz? Yok, bu şey değil. Biraz kahvelere karıştı aslında ama çok özel bir Harire kahvesi geldi size şu an. Harire kahvesi? Evet. Yani bu sunumu yapmak için İstanbul'da bizden açık konuşalım hayvan gibi para istiyorlar. Yani şöyle bizde genel... Otellerde, ruflarda... Çıkarken burada hesap 37 bin lira gelse ne olacak şimdi mesela? Ya Ersan hocamın canı sağ olsun da Ersan hocam o kadar da değil ama Ersan hocam. O kadar değil kesinlikle. Selam. Yani şu şekilde genel sunumlarımız bu şekilde. Yanında ve nostalji çerezinden ikram ediyoruz. Ne kadar güzel ya. İşte bu çerezim içerisinde Mardin lebebisi, menengiç, kavurgaç bulunmakta. Bunu daha önce nerede yemiştik ya? Bunu Yeni Cami'nin önünde kuşların önünde görmüş olabilirsin. Bunu bir yerde yedik bu karışık davayı. Bana Mardin'in arkadaşları mı yedirdi acaba? Vallahi bu yaşımda Mardin'de kahve içmek nasipmiş. Bak hocam kahve çok güzel diyeceğim. Her şeyi övüyorsun diyecek. Ama güzel hocam ne diyeceğim ya, yani? Olsun. Çok özel bir kahvedir. Karışım kahvesi. Karışıma salep bulunmakta. Zaten bizde burada genel olarak bizim buradaki işletmenin amacı yöresel, doğal bir de Mardin olan, Mardin ait olan ürünleri hazırlamak. Bu tam Mardin ait özel bir karışım. Bizim özel kahvemiz Harire kahvesi. Harire kahvesi karışım kahvesidir. Hocam leblebi. Bunun ismi nostalji çerezi. Komple ismi. Nostalji çerezi. Burada galiba bir de mısırlı bir şey mi var? Yok. Şöyle içerisinde Mardin leblebisi bulunmakta şu an aldığınız. Evet. Koyu renkli olan kavrulmuş menengiç. Evet. En ufakta da kavurgaçtır. Ersan hocam bu neydi? Efendim o su. Su. Bizim suyumuz da özeldir. Nasıl su abi? Bildiğiniz su. Kahve yanı. Bunu kara bir şey sandım ya. Bu bizim özel formülümüz. Şeker ve böcek kanıyla yapıyoruz asitili. Hocam su. Evet, suymuş. Mesut'la papaz olmayalım su. Hocam bu. Ben bir kola turka falan sanmıştım ama suymuş. Ersan hocam sunumlarınız şahane, lezzetleriniz şahane. Biz şu an Artuklu'nun neresindeyiz? Burası Kuyumcular Çarşısı. Eski Mardin'de 1. cadde. Şu an Kuyumcular Çarşısı'nın girişindesiniz. Sevgili Ersan hocam her şey için çok teşekkür ederiz. Biz buradan sıradaki durağımız Kardelen nereye ışınlanıyoruz? Paşavat Yöresel Evi. Ersan hocam. Elektrikçi mi? Biz Paşavat Yöresel... Tabii. Yöresel evi miydi? Paşavat. Paşavat nedir hocam? Paşavat o ailenin soyadı. O ismi kullanıyorlar. Pekala. Ersan hocam siz sabit kalın biz ışınlanıyoruz. Tabii ki. Tam benlik söz. Neden eve dönmekten ibarettir hayat diyor ya, evin yok mu senin eve dön diye. Mardin'in ortasında ne gördüm. Ama biz bu parça yüzünden tefe koydular biliyor musunuz? Açmak istemeyebilirsiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim abi sen. İyiyim valla. Seviyoruz sizi ya. Allah razı olsun. Seni daha çok. Oha ne alaka? Şaka yapıyorum. Ha. Eytan. Burası mı Kardelen? Yok. Ha değil. Ha burası. Ha burası mı? Buyurun. Hocam selamünaleyküm. Nasılsınız? Hocam bıraktığın gibi sürünmeye devam ediyoruz. Ya o nedir ya? Süryani çöreği. Buyurun. Of! Sabah kahvaltıda ne yiyeceksin? 4 tane attın, vın, çıktın dışarı. Kakule mi? Yeniköy'de, Kakule Sokak. Kakule nedir? Kakule tarçının arkadaşı yeşil. Patron bundan muhakkak dene. Oğlum inanılmaz bir şey. Size de vereyim deneyin. Hocam isim neydi? Benim isim Aslan. Aslan hocam bu denediğimiz... Süryani çöreği. Süryani çöreği. Süryani çöreği. Bu yöreye aittir müthiş. Bu. Müthiş. Başka ne deniyoruz? Böyle susamsız hali var. İçeriği aynı. Bir de şöyle Paskalya çöreğimiz var. İçi mahlepli bunun. Gevrek oluyor. Mayasızdır, ömrü uzundur. Pekala. Sen söyle ne denememiz lazım? Mayalı şekli de var böyle yumuşak. Bir de şöyle sade tahinli
yamultacak bir şey. İnanılmaz şöyle bir şeydi o. Şöyle tahinli var. Bu tahinlisi. Evet. Bunlarda katkı maddesi yok. Şeker kullanmıyoruz. Kolay gelsin pekmezli hocam. Pekmezli bunlar. Katkı maddesi olmayıp şeker oranı ne peki? Pekmezden alıyor şeker. Pekmezden alıyor değil mi? Evet. Sonra hocam? Bunlar bu yöreye ait ürünler. İçinde kullandığımız malzemeler de şurada. Şu hurma pekmezi var. Üstünde kullandığımız hurma pekmezi. Bu ne? Bir de bu da içinde kullandığımız hurma ezmesi. Bu da hazır kavrulmuş şehriye. Hmm. Bulgur pilavının içine katılıyor ya, hazır kavrulmuşu. Aslan hocam, olmadı. İstanbul'a döneceğiz gece. Yine bak. Canımızı yaktın yine. Ondan da götürebilirsiniz. Bir şehirde baba, likit libidoyu hemen buldu bak. Kavanozda libidoyu gidiyor buluyor. Bu öttürür mü? Vallahi duvara bile tırmandırır. Harbi mi diyorsun ya? Tabii ya. Ya ben artık çıkacağım, halka soracağım. Sana hatta 100 kişiye bak, soracağım. Oradan oraya gidiyorsun, her yeri geziyorsun. Yol yapıyorum, o yüzden söyledim yani. Ya yoruluyorum değil, yollarda. Vallahi reis buna lazım değil. Bu zaten Terminator gibi, bu doğal kuvvetiyle ilerliyor ya. Buna ek bir şey vermeyin. Bir şey olmaz ya. Ekstradan da kullansın bir bunu. Bir tane deneyelim mi patron? Hurma pekmezi. Aç abi. Biz bir tane alalım hocam. Bir açalım gibi alalım mı hurma pekmezini? Hayatımdan bir köşede kalsam. Evet Aslan hocam, eli böyle kaldı. Onu bence Süryani çöreğinde dene. Bunun içine bandırarak. Simidi hiç denemedik. Simitte dene. Bütün Mezopotamya'yı koşturacaksınız şimdi buna ya. Ben çok... Olsun tahin, ya. Tahin, hurma, ben aldım enerjimi. Mardin mahalleleri labirent gibidir. Gir çık gir çık, enerji kaybettiriyor, bu lazım. Normal pekmezden farkı ne hocam? Hurma pekmezi bu. Bu hurma pekmezi. Üzüm pekmezi değil. Tadı hurmadan alıyor. Evet. Normal pekmez üzümden yapılıyor. Allah rızası için simide banıp yiyin. Pekmezimizin fiyatı ne kadar hocam? Şöyle şişesi 70 liradır. Hmm. Okey. Ekmek yemeden bir yalan yok. Herkes bilir. Kanerime alalım. Simitle yedim. Çok yemiş ben. Bu bizim ilk denediğimiz neydi hocam? Paşanga böreği. O Süryani çöreği. Süryani çöreği. O ne kadardı fiyatı? Onun kilosu 75 lira. Kilosu 75. Evet. Simit ne kadar hocam mesela? Bir tane simit. Sana bir şey diyeyim mi? Bir kavanoz pekmez alacaksın. Bir kilo Süryani çöreği alacaksın. Sonra böyle mermeli böyle kendini acayip doyurucu ya. Valla inanılmaz. Şu ne? Çok merak ettik. Hurma ezmesi. Süryani çöreğinin içinde kullandığımız o hurma ezmesi bu. Bunu mesela aldım diyelim. Evde kendime nasıl servis ediyorum? Bunu böyle normal yenmiyor herhalde değil mi? Şeyin içinde kullanmak için. Normal de yenilir. Biz burada bunu mesela yumurtayla kullanırız. Bir de Süryani çöreğinde kullanırız. Ya sen her yerde yediğin acı biberlere benzeriz. Burada da biraz tatlı yersen sürekli acı biber yiyorsun. Aslan hoca sen ne yaptın merdinin ortasında ya? Sen sürekli acı biberleri deniyorsun. Bu sefer de tatlılığı. Valla ya inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel. Elinize kolunuza sağlık hocam. Afiyet çok olsun. Çok teşekkür ederiz. Pekmezimizi aldık zaten. Sıradaki durağımız nereye geçiyoruz kardeş? Kim kuru yemiş. Kim kuru yemiş. Daha ileride o. Aslan hocam biz buradan kim kuru yemiş'e gidiyoruz. Çay için öyle gidin. Şimdi çay içtik. Valla bak çaylarınız geldi. Hadi seni kırmayalım. Abi Allah razı olsun. Sağ olasın. Ha, nerede İstanbul'daki çay bardağı? Mardin'de kaçak çay içmek bir başka oluyor ama. Bu çayın kaçak olduğunu nereden anladın hocam? Acımsı bir tadı var bunun. Hmm. Kaçak çay degüstatörü. Şunun üstüne ne kadar güzel gitti ya. Bak kahvaltı yedik. Şimdi Harire'de kahve içtik. Evet. Burada güzel... Yarım pakette Parliament Night Blue devam. Aslan hocam Allah razı olsun. Başım üstüne. İstanbul'a da bekleriz. İnşallah. İstanbul'a indiğin an biz bunlamış olacağız zaten. Biz böyle bir ekibiz zaten. En iyisi. Hocam elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür eyvallah, ederiz. Eyvallah sağ olsun. Patron pekmezimizi alıyoruz değil mi? Nasıl götüreceğiz? Elinizde taşıyarak. Ah bravo Aslan hocam. Yok Müslüm bohçası vardı, onu getireceğiz şimdi. Ama şu değiliz Aslan hoca. Hey be oldu mu ya? Pepe'ye benzedi. Düş önüme Pepe. Hocam elinize kolunuza sağlık. Görüşmek üzere. Yolunuz açık şu olsun. Şu an hangi çarşıdaydık biz? Burası Hasan Ammar Çarşısı. Hasan Ammar Çarşısı. Evet. Pekala. Daha ilerisi Revaklı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Kapalı Çarşı. Sonra zaten Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidersiniz. Kim kuru yemişin oraya. Kim kime doğru yürüyoruz biz. Evet. Allah'a emanet olun. Olsun. İyi ki varsınız. Bunları gaftileyeceğiz galiba. Bardakları götürün, yol üzerinde nerede biterse oraya bırakın. Yok şuraya bırakırız abi. Mardin plaka çok az var baksana. Bak yok ha. Plakalara mı takıldım? İyidir hocam, kolay gelsin. Geldik. Hiç kimse sevmeyen. Sizi yakaladım bırak. Gel Meso.
biçim biçim. Adamsınız. Kolay gelsin hocam. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. İbrahim hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Hocam kim kuru yemişteyiz? Kim kuru yemiş? İstiyorsanız evet. İçeri girelim. Nasıl istiyorsan. Pekala. Ne yapıyorsunuz herhalde? Harbi mi hocam? Daha izlerken. Bak oo. Bak gel gel. Adam taze. İzleyerek yürüyor Mardin sokakta. Siz şaka yapıyorsunuz dedi. Vallahi kardeşim benim. Ulan nasılsın? Eyvallah. Nasılsın hoca? Teşekkür ederim siz. Ulan feyiz. Kim kime geldik? Siz videonuzu çekin ben izlerim. Eyvallah sağ olun. Denk geliriz. İbrahim hocam kim kuru yemişte ne tatmaya geldik? Bir daha hiçbir yerde bulamayacağımız. Mesela bu nedir? Yöresel şeylere yönelelim mi? Cevizli sucuğumuz var. Şöyle kendi imalatımız. Bu senin için aslında. Yok sen hiç buna yönelmiyorsun. Ben buna yöneliyorum şu an. Cevizli sucuk. Herhangi bir şeker katkısı yok. Üzüm suyundan yapıyoruz kesinlikle üzüm suyundan. Pekmez veya herhangi bir şey kullanmıyoruz. Arkaya da ikramete yazık. Bu senin aradığın şey işte abi. Bu senin kriptonitin. İbrahim hocam İstanbul'a döneceğiz yapma elim ayağım tutuyor. Cebine doldur cebine doldur etilerde yersin. Onun dışında yöresel badem şekerimiz var. Bu yöreye ait. Bunu siz renklendirmiyorsunuz doğru mu abi? Bu lahor ağacının kökünden yapılıyor. Lahor da diş etine ve diş sağlığına iyi gelen bir maddedir. Ne evet. Kadar güzel bir badem. Afiyet olsun. 100 gramı kaç lira İbrahim hocam? 100 gramı 15 TL. Onun dışında şöyle bir şey icat ettik. Şeker rahatsızlığı olanlar, diyet yapanlar bizden şikayetçi olurdu. Niye bizim badem şekerimiz yok diyorlardı. Biz de ona istiyaden kamış şekerini kaynatıp bademe ekleyerek diyeti bozmayan, şekeri yükseltmeyen bir badem şekeri ürettik. Deneyelim İbrahim hocam. Gluten free. Gluten free. Şöyle bir 5 saniye kadar. Evet İbrahim hocam kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son lahor ağacından bir badem denedik. Onun arkasında diyet yapanlar ve şeker rahatsızlığı olanları bizden şikayetçi oldu. Beyaz bademden denedik. Dediler ki niye bizim badem şekerimiz yok. Onun dışında biz de kamış şekerini kaynatıp şekeri. Bademle karıştırıp. O da inanılmaz. Evet, evet onu da denedik. Bu incir mi? Mardin inciri. Şöyle Mardin inciri küçük ve doğal olur. Bir tane şöyle aldık hocam. Tavsiye ederim. Enteresan. Çok güzel. Ben bademlere bittim zaten. Her derde deva. Her derde aç karına 2-3 tane yiyeceksin. 10-15 gün süresince hiçbir şeyin kalmaz. Özellikle kolesterol, tansiyona çok iyi gelen bir incir. Devam edelim İbrahim hocam. Skolyozum düzeldi. Şöyle tiramisu ceviz. Tiramisu ceviz demek cevizin ve çikolatanın birleşimi demek. Müthiş bir kıvam. Oha. Yani gerçekten mükemmel. Cevizi sevmeyi biz badem seviyoruz diyenler için de şöyle de bademlisi. Badem sevenler için. Bademli tiramisu. Evet. Abi bademler ne kadar güzel İbrahim evet. Hocam ya. Yerli bademimiz çok mükemmel. İri ve tatlı olur. Şöyle de hani bademi de sevmiyoruz onu da geçtik. Şu da vişne dolgulu. Buradan bir şey sevmeden çıkamazsın değil mi abi? Evet. Şöyle bir seçenek. Edelim. Vişne dolgulu badem. Vişne dolgulu badem. Nom 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 nom. Hadi biz tatlı sevmiyoruz. Onu da geçtik. Biber bombası. Ekşimsi patlayan şeker. Frambuazlı patlayan hadi şekerimiz. Canım. Böyle ağızda bence bir patlama bunu. Dağılma oluyor. İnsan çocukluğuna dönüyor. Hani mahalle bakkallarında falan satarlar da böyle. Hocam, ne oluyor bana şu an? Abi! Ya bu da çok iyi ya. Abi net bir şey söyleyeceğim. Bak hadi bilmiyormuş gibi konuşalım. Kuru yemiş var burada değil mi? Ağırlıklı kuru yemişimiz var. Ne kadar güzel meyvelerin aromaları. Baskın ya. Çok iyi bir şey bu. Şöyle devam edelim. Bizim yerli cevizimiz. Hafif bir esmer olur. Bunu 5 gün, 4 gün bir bardak suda bekletirsen evet. Ve içersen kesinlikle bağırsak, kalp rahatsızlığı olanlar ve kolesterol olanları düşürür. Yani hem sağlık hem lezzet. Ya şimdi İbrahim abi kültürel olarak mesela evet. Ben İzmitliyim. Bu adam karşısı. Biz mesela babam eve gelirken muhakkak kuru yemişçiye uğrar akşam için. Bademini alır, tuzlu fıstığını alır, işte cevizini alır, fındığını alır, bilmem ne. Mesela böyle bir kültür var. Bunu mesela böyle süpermarketlerden vesaire değil. Bunu böyle gelip adresinden alacaksın. Evet. Hiç yok mesela. Evet. Benim babam eve bir geliyordu abi. Cepte soyulmuş mandalina kabukları. Kafa trilyon o kadar. Başka evet. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İşte asıl özelliği, asıl o lezzeti orada. Hani sokak lezzetleri diyoruz ya. İşte orada aramak lazım. Doğru bak bize de ders oldu. Gerçek sokak lezzetleri tadıyoruz. Biz kurutuyoruz. Ondan sonra kavuruyoruz. Abi ilk defa görüyorum böyle bir şey ya. Kurutulmuş karpuz çekirdeği. Patron sen buna bayılırsın. Ya abi, bu çok iyi bir şey. Asıl bomba şimdi patlıyor. Abi dur artık dedikodu be. Dedikodu çekirdeği. Dedikodu çekirdeği. Şimdi şunu dedikodu yaparken yiyeceksin. Bak adı üstünde dedikodu çekirdeği. Şu alt tarafa bakarsan. Dedikodu çekirdeği. Şöyle. Mardin'in vazgeçilmez yani bir çekirdeklerinden bir tanesi. YouTube sektörüyle alakalı. Deneyebilir miyim İbrahim hocam? Tolga Akış ne yapmış biliyor musun?
Ben papağan gibi hiçbirini kabuğunu soymadan böyle böyle yiyorum. Adı neden dedikodu çekirdeği olmuş? Ya şimdi bizim buradaki bayanlar kocalarını hep çekiştirirler, dedikodusunu yaparlar. O arada da bu çekirdeği yer. Dedikodu yaparken bu çekirdeği yemek herhalde zevk veriyordur. Muhakkak ondan sonra... Hadise boşanmış. Ne diyorsun? Aa, söylettirdi. Anasına o kadar düşkün olacak ki o adam ondan. Çok harbi güzel ya. Afiyet olsun. Bir de son olarak şu bizim kolonyayı nergiz ve zeytinyağından oluşan bu bölgeye ait mükemmel bir parfüm kokun. Yani parfümden daha iyi diyelim. Yani müthiş bir koku. Nergiz yani nergiz papatya ve zeytinyağından oluşan sana bir şey kolonya. Diyeceğim baba. Beymen'de bu kokunun ismi ne? Juliet Ezegan olabilir mi? Olabilir. İbrahim Hocam bu kaç lira? 90 lira. Beymen'de 7000 lira bu anasını satayım ya. Oo. Ama mükemmel bir tamamen ne bu yöreye kadar ait. Güzel. Ya normalde mesela kolonyalar çok baskın olur ya. Yemek evet. Yedikten sonra misafire hoş geldin derken, beş evet. Gittin derken çok saf ya. Hiç ağrıtmıyor burnu. Kesinlikle katkısız ve sadece nergizden oluşan bir kolonya. Nergiz çiçeğinden. Nergiz çiçeğinden oluşan bir kolonya. Vallahi İbrahim Hocam denettiğin her şeyin için çok teşekkür ederiz. Bu mesela kim kuru yemiş kaç tane var Mardin'de? Şu an 3 tane şubesi var. İnşallah 4.sünü 5.sü de bir ay sonra açılıyor. Ve çeşitli illerde şubelerimiz var. Herkesi kim kuru yemişe beklerim. Sizi bulmak isteyen buranın tam adresi ne şu? Tam Cumhuriyet Meydanı Ziraat Bankası tam üstü gelip bize bir kahvenizi içebilir. İbrahim Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ görüşmek üzere. Eyvallah. Biz burada Kimçi Duk filmi izlemeye gidiyoruz. Sultan sofrasına. İbrahim Hocam Allah'a emanet olun. Eyvallah. Dikkat edin. Kolay gelsin. Başka. Teşekkür ederiz. Ne yedin ki? Oğlum bu sivilce ne? Ne bileyim ya. Çok ATP harcadım bugün yine. Hayvanlar gibi kalori verdim. Ben normalde mesela oh muh demem de şu an bir tık yorulduğumu hissetme dermişim. Sen bir de sportif bir birey olmana rağmen böylesin ha yani. Benim halimden ben yorulmadım. Yok ben gayet iyiyim. Ben seni sınadım sadece. Hoş geldin. Usta kolay gelsin. Eyvallah. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Sultan sofrasındayız. Evet doğrudur. Sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Benim adım Abbas, soyadım Mumanhan. 20 yıldır bu çarşıdayım. Aşağı yukarı 17-18 yıldır da buradayım. Mahalli yemek üzerine, bizim yöresel yemekler üzerine bir tabak oluşturuyoruz biz genelde. O tabağın içine döner var mı hocam? Döner yok. Hadi ya. Yapma ya. Onu ayrıyetten vereceğiz. Tabağın içinde yöresel yemekler olur. Ne var onlarda hocam? İçinde kaburga dolması var. İçli köfte, etli ekmek, sembusek, Mardin kebabı, güveç. Ne diyorsun abi ya? Bak altı bu çeşitli... ter değil biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Bu meyve şekeri. Bu sadece benden glukoz akıyor artık benden. İncir yedim, badem, mavi badem artık tuzlu bir şeyler. O altılı sultan tabağının yanında. Mardin tabağı. Mardin tabağının yanında. O dönerden, o çok çılgın bir dönere olacak. Benziyordu ya. Olacak, doğru. Bir de orada bir susurluk ayranı mı gördüm? Açık ayran. Bizim Mardin yoğurdundan, bizim köy yoğurdundan yapılma ayran. Hocam denemek isteriz. Tabii. O zaman bekliyoruz hocam. Mardin tabağı hazırlıyoruz şu an. Şu gördüğünüz iç pilav, üstüne kaburga etimiz. Sembusek. Bizim Mardin'in kapalı lahmacunu. Bu etli ekmek. Mardin'in etli ekmeği. Bu da bizim Mardin kebabımız. İçli köfte. Bu da fırın güveç. Evet Abbas hocam. Hocam Abbas Waffle'la bir alakanız yok değil mi İstanbul'daki? Yok. Ben bunu boru kebabıyla döveceğim abi. Müsaaden varsa bam diye koyuyorum şimdi. Herkes soruyor. Döner de geliyor. Eyvallah hocam. Döneri çok aşerdi o. Tuzu tadına bakmadan katma. Sen de Abbas alışkanlık hocam, olmuş galiba. Abbas hocam ben de bir alışkanlık ya. Pekmezli yumurtaya tuz attı abi direkt. Tadına bak sonra katarsın. Bağışla beni Abbas hocam ne olur. Ben sayayım isterseniz içindekileri. Lütfen abi. Lütfen hocam. Ortadaki kaburga. Bizim Mardin'in kaburga dolması. Etli ekmek. Bizim Mardin'in etli ekmeği kıymayla hamurun karışımıyla fırında yapılıyor. Bu sembusek. Biz Arapçayla sembusek diyoruz. Kapalı lahmacun. İçli köfte. Kaburga dolması. Mardin kebabı. Acısı ne güzel kararında ya. Tadımlık. Ekstra fazla bir acısı yok. Sembusek harika bir şey. Abi bak duyup da yemek istediğim bir sembusek vardı. Bir de tırşık var. Hala yiyemedim tırşığı. Nerede tırşık yiyeceğim bilmiyorum ama. Tırşık zaten güveç. Ha öyle mi? Güvecin Kürtçesi tırşık. Ha tırşık bu mu aslında? Tırşık güveç. Salçalı olan. O fırında yapılma tırşık. Abbas hocam bu neydi? Sembusek. Sembusek. Lahmacunun kapalısı.
Ya bu altılı tabak ne kadar Abbas hocam? Bunun tamamı 80 lira. Yok Harbi canım. Ya? 80 lira. Helal olsun. Döner. Bunu başka yerde yiyemezsin. Of! Bu da çok iyi lan. Az önce tokunmamıştın değil mi? Evet ya. Hadi ye döneri. 3 yıl önce neredeydik? Kars'a döner yiyorduk. Şimdi Mardin'de. Yapma ya. Yendi mi peki? Baksana. Kazandı mı? Malıyım abi. Kafa kafaya. Kafa kafaya. Hemen patron. Bu bambaşka. Bu da bizim köy yoğurdundan yapılma ayranımız. Vay 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 vay. İçli köfteyi es geçemem. Ben bir tek daha bir tek içli köfteye bakmadım. Hepsini denedim. Onu özellikle biz evde yaptırıp böyle getiriyoruz. Ayran ne kadar hocam? 10 lira. Ya Mardin tabağı ayranı suyuyla beraber toplam 90 lira. Bu da çok başka bir şey. Su istemedik Abbas hocam. Normal bir ayağı değil. Araya suyu sıkıştırdın. Su istemedik senden. Onları biz keseriz hesaplar. Bunu denemedim sadece. Ben onu da denedim. O da harika. Abartma şimdi sen de. Kepçeyle. Muffin. Etli ekmek. Etli ekmek. Bizim bildiğimiz Konya etli ekmekten farkı ne? O pide tarzında oluyor. Bizde bu etli ekmek kıyma ve sebzesiyle beraber pide hamuruyla karıştırılıyor. Daha içine yedirilmiş gibi. Atıyor. Evet. Tarih Sultan Sofrası'nı Mardin, Altuklu'ya gelen arkadaşlarımız nereden buluyor? Hiçbir reklam yapmıyoruz. Bizde özellikle reklam sıfır. Abi yerini de söyleyiverelim. Yani. Özellikle reklam yok sıfır yok. Esnafa hatta sorsunlar. Hiç. Burayı bulmaya kalkarsanız Abbas abi ve buradaki abiler dükkanın önünü kapatıyorlar böyle görmemeniz için. Biz de zar zor bulduk. Esnafa sorsunlar. Esnaf devamlı mahcup olmayacağı yere gönderir. Peki diyelim Fransa'dan 1000 kişilik bir grup geldi. Sordu esnafa orada. Esnaf dedi ki yanlış yeri söyledi. Diyeceksin ki buranın esnafı yanlış yönlendirmez. Mahcup olacağı yere göndermez. Ama doğru bizi de gideceğimiz yerlere yönlendirdiler. Demediler mi esnaf oraya gidin? Tabii. Abbas hocam bu şahane sofra için Allah razı olsun. 5'te 5 ya da 6'da 6 mı? Ne 10'da 10 gidiyoruz. Büyük ihtimalle öyle döneceğiz. Eline koluna sağlık. Afiyet seni olsun. Tanımak çok güzeldi. Eyvallah abi sağ ol. Arkadaşlar şu an bilinmeyen bir durağa gidiyoruz. Mümkün olduğunca tabii ki acayip lezzetli bir durak. İzlemeye devam edin ulan Facebook. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Böyle pizzamiya 3 numaralı. Bu acılı olan mı? Krab. Acılı budur. Evet. Bu da tregusti ıspanakla. Yalnız zeytinler çekirdeklidir. Dikkat edin. Of iyi ki söyledin var ya yemin ederim köpek dişimi bırakacaktım kesin buraya. Angut gibi ısırırdım. Sevgili hocam eyvallah. Bu 3 çeşit güzel şey nedir? Benim bu acılı sos. Jalapeno biberi var. Evet. Bu sarımsaklı. Sarma mı? Patron şu an itibariyle Mardin'in Midyat ilçesinde Kafros köyündeyiz. Burayı çok methettiler. Ulan kendimi Instagrammer gibi hissediyorum Instagramer ya. Instagrammer da değil. Ne gibi hisset biliyor musun? Böyle 100 lira aldın malaba diye anlatıyorsun bize. Sen o çocuksun. Delikanlı ol. Mardin'e yol tepeceğin bir pizza mı? İtalya'da, Bologna'da, Floransa'da, Roma'da gerçekten pizza beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bir pizza şehri, bir pasta şehri. Ama şu an ilk yediğim 3 numara gayet iyi. Hamuru tam senin istediğin gibi. İncecik, çıtır çıtır. Bu kadar yol teptiğimize değdi. Hikaye ne abi? Hikaye patron. Malabadi köprüsü budur bunun ikisi. Taş fırının içinde gizlenen Nail Hoca yıllar evvel gelmiş. Taş fırının içinde gizlenen gizleniyordu ya orada. Kamufle ediyordu kendini. Adam fırından kurtuldu. Bunun destansı hikayesinden sonra fırın açtı sandım. Pizza yapıyor sandım. Bir pizza aşığıymış. Biz seninle burayı çok duyuyorduk ya. Yok böyle pizza vesaire diye. Gerçekten. Ne kadar sürdü kardelen pizzaların gelmesi? Şu ana kadar 2'de 2 gidiyor. Bu tam benim pizza zevkime uygun. Alaturka, soğan, sucuk, mucuk. Senle İstanbul'da bir ara senin eski evde böyle bir pizza söylemiştin gecenin bir vakti. Ulus civarında çok iyi evet. Geleceği vesaire. Allah nasıl affetsin. Hayal kırıklığına uğrattı bizi. Sen yaptın. Ama denemek istedik oğlum. Ne yapayım? O saatte tek açık pizzacı oydu. Ya. Patron ama buraya ısırıp bıraksana şunu. Bununla değil ya. Buraya manita ile gelinir yine ya. Burada alkol yok galiba. Sende de haysiyet yok galiba. Niye Süryani şarabı içemez miydin? Bunu 30. değişim. Bir daha seninle şehir Mardin'de dışına çıkmış. Mardin'de bir şey sormadım sen ya. Senle bir daha orta köyün dışına çıkmayacağım. Ben şuna biraz sarımsak koyacağım. Vallahi koyacağım şey patron. Akşam eve mi gideceksin abi? Yerken sıçabilirim şu an. Bilmiyorum ki patron ya. Mesela bu Mardin'de de çok dedik ama Adana'da ne oldu bize ya? Adana'da aşırı. Boğazıma kaçtı. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Sevgili arkadaşlar, harbi bir lezzet turu yapmak istiyorsanız Mardin'e kesinlikle gelin. Ben bahsedelim mi abi? Adam yıllar önce gitmiş geri gelmiş. Galiba İsviçreli. İsviçre'den geliyor buraya. Ama sadece şeyi bilmiyorum patron. Neden pizza?
Orada eğitim mi varmış? Eğitim de öyle bir etüt falan, hafta sonu kursu değil belli ki reis. Mardin'e dönüyorsun. Nelerden de? Neden? Mardin'e dönüyorsun. Oradaki öğretileri kendine bir kerteriz alıp burada yepyeni bir pizzacı açıyorsun. Odun ateşinde incecik pizzalar yapıyorsun. Garip değil mi mesela sence bu? Burası kimin için yiyordur? Havlayarak kovayım mı bunu? Burası kimin için yiyordur? Yeni evlenme teklifi edecek bir popçu için olabilir. Keşke bilsen de sana istediğini versem. Burası, sen ben hayatımızda bir kere ya gitmişizdir ya gitmemişizdir Odurla'ya. Tamam. Burası patronluk bir yer. Patron ekibiyle gelecek buraya, evet. Madrid Midyat'a. Madrid Midyat. Mardin demedim. Madrid mi dedim? Hı. Gelecek burada ekiple. Hayvan gibi yemeğini yiyecek baba yani. Bizim gibi garibanlar. Bizim... Patron biz Domino's'tan ne be vallahi patron ya. Vallahi billahi harbi gidelim mi ya? Odurla sokak lezzetleri mi? Bana çok şık bir mini short almazsanız gelme. Kaç 150 bin like gelirse biz ne ara... Bu ne kadar bunlar baba? Amme hizmeti tamam, mi bu? Bağışladılar mı bize pizzaları? Kurguda yazdık burayı. O bir fena numara. Fiyat değil. Bir numara bu fiyatı bu. Üç numara ıspanaklı kardeşimizin fiyatı da bu. Benim favorim de iki numara hadi. 150 bin like gelirse... Gaziantep. Antep'e gidiyoruz. Abo, vay be. 4 aya falan demek oluyor bu da. Araya böyle bir işte Samsun alırız. Oradan Sinop'a geçeriz. Oradan Fatsa yapsak tık oradan Nide Antep. Nide sokak lezzetleri çekelim bir daha yeşil perdede. O zaman yorumlarda buluşsunlar. Ya Green Box'ta yeşil perdede Nide sokak lezzetleri ya da harbi Antep'e gidiyoruz sokak lezzetleri. Evet. 100 bin like. Nide sokak lezzetleri çekmek istiyoruz. Önce Caner Özürklü'ye, ardından kendimize, ardından da siz kıymetli seyircilerimize. Siz de eğlenmek istiyorsanız eğer deyin ki hadi çekin bunu biz de çekelim. İnanılmaz aşırı kakam geldi şu an. Kestik. Aa sicil amcam dıbaftı dur. İnşallah altına sıçarsın bu şartta. Manyak mısın? Love it.